belki zor bir mesele. Ama hayat geçiyor şöyle böyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılarımıza ne desen de söyle. Geldiniz. Bir çiftimiz var, çok tatlılar. Evlerine konuk olacağız. Bir anda sürpriz bir misafir geliyor. Bakalım o misafir işin gidişatını nasıl değiştiriyor? İzleyelim efendim, buyursunlar. Ay hadi biz evdeyiz ya, ne kusuru? Gelin hadi, bekliyoruz. Açıyorum ben kapıyı. Hayırdır aşkım? Ya Feride, şimdi şey sinemaya gidiyorlarmış. Çocuğu da aslında komşuya bırakacaklarmış ama onların da bir işi mi çıkmış, bir şey olmuş. Bize getirecekler, 2-3 saat bakarız çocuğa ne olacak. Ha gelsin gelsin, tatlı da bir şey. Neydi poğaçanın adı? Çok çok tatlı, İbrahim. Ha, iyi çok tatlı, gelsin. Bana da ekstra düşkündür biliyorsun. Gelsin şurada 3 saat otursun, aman ne olacak, uslu uslu durur. Ben de sana çok düşkünüm ama ben öyle 2-3 saat uslu durmam ha. Duracaksın. Dur Hüseyin, duracaksın. Çocuk geliyor. Tamam ya şaka. Ben şimdi konsoldan oyun açarım, oyalarım onu. Ya, anlaşırız biz. Ay, çocuklarla iyi anlaşan erkek çekiciliği ha. Kızım sen de bir git bir gel, olur mu öyle şey? Tamam. Ayrıca ben çocuklardan anlarım tabii ki. Yeğenlerimi hep ben büyüttüm ya, sor ablama. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Çiçek. Ay. Çok özlemiş. Canım benim. İbrahim, oğlum. Birine daha selam vermen gerekmiyor mu? Aa, doğru. Merhaba Hüseyin amca. Bak ya, hoş geldin. Çiçeğe çiçek, bana Hüseyin amca. Evet, çünkü sen kambuysun. Aynı dedem gibi. Ay, tekrar kusura bakmayın. Öyle baskın gibi bıraktık çocuğu. Ne demek? Siz hiç merak etmeyin. Biz İbrahim'le çok eğleneceğiz, değil mi? Evet. O zaman biz kaçtık, 10 gibi görüşürüz. Tamam, tamam, hadi keyfinize bakın. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Sağ olun. Size de hadi bay bay. İbrahim. Çiçek. Nasılsın? İyiyim. Çiçek, ha sana bir şey söyleyebilir miyim? Tabii ki İbrahim, tamam. Söyle. Çiçek, sen bu dünyadaki en güzel kadınsın. Ay laflara bak. Teşekkür ederim İbrahim. Ya bayılıyorum bu çocukları, bu filtresizliği, içinden geçeni dam diye söylemesi. Ne tatlı ya. Hüseyin amca, sen de çöp gibi kokuyorsun. Nasıl? İşte filtresiz, içinden geçeni dam diye söylüyor çocuk Hüseyin. Sana söyledim 2 gün üst üste aynı tişörtü giymediği ama hiç anlamadım. Tişörtten 2 gün. Aman bak, görüyor musun İbrahim? Senin yüzünden Çiçek ablam bana kızdı. Ya beni bırakırsa? Bıyaksın. Zaten bıyaksın. Ben büyüyünce Çiçek'le evleneceğim. Bak ya. İbrahim, sıcak çikolata yapayım mı sana? Evet. Evet. Hadi sen de otur. Şeyle Hüseyin amcanla. Ben de gideyim çikolata yapayım. Bu amca nereden çıktı ya bu? Adını bile unutuyor. Seni yaramaz seni. Hoş geldin. Hüseyin amca, bir şey sorabilir miyim? Sor bakayım. Sen Çiçek'i oyalıyor musun şerefsiz gibi? Annem öyle söyledi de. Annen şerefsiz mi dedi? Yok, oyalıyor mu diye soydu sadece. Yani evlenmeyecek kızın zamanını mı çalıyor diye soydu. Hayır oğlum, yok tabii ki öyle bir şey. Ben sadece evliliğe inanmıyorum. Neden? Çünkü Çiçek ablana olan sevgimi, saygımı, ona olan bağlılığımı devlete kanıtlamak zorunda değilim. Ha, bir de ayrıldıktan sonra nafaka ödemek zorunda değilsin. Oo, ne kadar güzel vallahi ya. Çok iyi, çok iyi. Allah'ım. Lan sen... Neler de biliyorsun öyle he? Biliyorum, daha neler biliyorum. Kurtaracağım çiçeği senden. Nasıl ya?
kardeşim, dışarıda çikolatalarımız da geldi. Teşekkür ederim. Rica ederim canım. Sağ ol hayatım, ellerine sağ ol. Afiyet olsun. Ne yaptınız? Hüseyin amcanla kaynaştınız mı? Evet, Hüseyin amcam evliliğe karşıymış. Gerçekten. İbrahim'le konuşulacak konular bunlar Hüseyin, bravo yani. Hayatım, konuşmadım ki. Bir şey sordu, onu cevapladım ben. Hı. Ayrıca Feride arkamızdan konuşuyormuş. Hüseyin çiçeği oyalıyor falan filan demiş. Oyalıyor musun Hüseyin? Oyalıyor musun Hüseyin? Ya hayatım... Seninle bu evliliğe karşı olma durumlarını konuşmamıştık hiç Hüseyin. Hı hı. Hayatım, sırası değil de hani konuştuk yeri geldi. Ne bileyim hani ben inanmıyorum evliliğe falan gibisine de demiştim yani. Şimdi ya sırası değil bunun. Ben onu genel bir şey söyledin diye anlamışım. Beni de kapsayacağını düşünmedim. Ya ben bir şey söyleyebilir miyim? Söyle bir tane. Bence ilişkilerde iletişim çok önemli. Her iki tarafında duygu ve düşüncelerini birbirlerine şeffafça söylemesi gerekiyor. Aferin sana İbrahim'cim. Keşke Hüseyin amcan da ilişkilere dair böyle olgun cümleler kurabilse. Keşke. Ama ben hep senin yanındayım çiçeğim. Ay canım benim. Ya aşkım ben ya o laf gelişi öyle bir şey oldu da şimdi ne alakası var? Ben eğer yanlış bir şey ifade ettiysem özür dilerim hayatım. Tamam bana dokunma sarılma. Ay biz maazallah evleniriz falan, yazık olur sana ha. Ya saçmalama çiçek, ben asla evlenmem gibi bir şey söylemedim ayrıca. Tamam. Çocuğun yanında konuşmayalım. Lütfen. Bunları sonra konuşuruz. Tamam. İşten arıyorlar. Siz oturun İbrahim'cim. Ben de geleceğim, tamam mı? Telefonu açıp. Tamam çiçek. Hadi bakalım İbrahim. Değişik de bir başlangıç yaptık. Ne yapayım, oyun boyun açayım mı sana? Oynar mısın oyun? Oy oy. Futbol biliyor musun konsolda? Evet. Hadi bakalım. Al oğlum. Al sen oyna. Hadi. Kimi alacaksın bakayım? Real Madrid. Oo, işimi şansa bırakmam diyorsun. Hadi ben de şu en güçsüzlerden birini alayım da adil olsun. Tamam. Evet. Hazır mısın? Hazırım. Hadi oğlum. 1-0. Oha, oha. Nasıl attın lan? Helal olsun sana. Sağ ol. Bravo. Hadi bakayım, başla. Aa, ayağında çok top tutma bak. Alayım ben onu. Hop, kaya yayayım onu. Belim gün boşta. Vuy, 2-0. Ha. Bayağı oynuyorum galiba bunu. Babanla mı oynuyorsun sen? Hayır, internetten öğrendim Hüseyin amca. Ha. İyi, hadi bakalım. Evet. Ama sen top kaptırıyorsun. Al hadi bunu al, tamam hadi git. Ama yine hadi al git at. atamamışsın hala. O zaman alayım ben. Modric, vuy! 3-0. Hile mi yapıyorsun lan sen? Kalecin öndeydi. Ağlayacaksan oynamayalım. Ayıp oluyor yalnız böyle. Büyüklerinle böyle konuşmak falan hiç yakışmıyor sana ha. Bana ne büyük sen? Hayır bana ne büyük sen? Ne demek oğlum? Büyük sen öyle. Büyüklerine karşı saygılı olacaksın. Niye? Seni niye? Yetiştiren, büyüten, cebine paranı koyan büyükler. Aa, işte bile benim kimseye ihtiyacım yok, tamam mı? Hiç kimseye ihtiyacım yok. Bak. Bak benim ne kadar payam var. Oha. Benden çok da mı? Sen nereden kazandın oğlum parayı? E-Spoy'dan kazandım. Sana söylemiştim, kimseye ihtiyacım yok. Yaşatacağım çiçeği. Oğlum. Bana bak. Ha, baktım lan, ha, baktım. Bak çocuksun diye bir şey demiyorum sana. De. Bak oğlum, zorlama beni. Geldim. Ne yaptınız? Aa, çiçek, sen çok güzel maç yaptık Hüseyin amcayla. İki dakikada 3 tane çaktım ona. Çaktım ne ya? Ne kadar ayıp kelimeler bunlar. Çaktım baktım ya. Ayıp oluyor ama. Hüseyin çocuk o, sen de abartma. İbrahim'cim şimdi birazcık yaşlandığı için Hüseyin amcan azıcık refleksleri de yavaşladı. Abarttınız tabii. Abarttınız iyice ha. 42 yaşındayım ben. 42 yaşlı mı? Evet. Aa, surata bak ya. Sen ne oldun? Yaşlandım diye üzüldün mü? Ya ne yaşlanması? Bu yaşlanma nereden çıktı ya? Kim diyor bu yaşlanmayı? Tamam ya. Çiçek! Evet? Ben uyuya gelirken düştüm. Dizime vurdum. Hı. Çok dizim acıdı. Çok kötü vurdum. Hangisi? Ya biraz üfler misin lütfen? Ben üfleyeyim birazcık, üfleyeyim hadi. Teşekkür ederim çiçek. Geçti mi? Evet. Rica ederim. Şimdi benim bu ayağım mı çekti ya? Ayağım çekti. Kramp mı girdi? Şuna bir şöyle bir bassana bir aşkım. Ne oldu bunu?
Sen artık, ben bugün sana inanamıyorum. Sen iyice çocuklu oldun. Ne var, ne dedim ya? Belki ayağıma kramp girdi. Benimkine de bir baksan ne olur? Ha, tabii ki bakmayacağım Hüseyin. Şey, Çiçek. Dua Lipa. Dua Lipa kim? Sizin akyabanız mı acaba? Yok, o yabancı bir şarkıcı tatlım. Ha, tamam. Çünkü şey, niye kayıştırdım? Hüseyin amca bu Dua Lipa'nın bütün fotoğraflarını beğenmiş. Her şeyini hep yorumlar yapmış. Alev atmış, kalp atmış, roket koymuş. Bakayım. Ah, hepsini. Oo, arada İngilizce de yardırmış. Neler yazmış, yazamamış da. Maşallah. Manzara resmini beğenmiş. Ne olacaktı Hüseyin? Hı? Sen böyle manzara resimlerini beğendiğin için senin çok özel bir erkek olduğunu mu düşünecekti Dua? Aşkım ne alakası var? Ben Instagram'da takip ettiğim herkese like veriyorum. Bakarken tık tık geç, tık tık geç. Böyle hiç özel bir durum yok ki. Oğlum sen ne milletin özeline giriyorsun ya? Sen hayırdır bugün ha? Özür dilerim. Ben sadece... Tamam canım benim, hiçbir şey yok. Kim bu? Kim bu? Gerçek kim ki bu? Aa, bu ne Hüseyin? Abdülot var, ne bu ya? Güzel bir çiçek için, güzel bir çiçek. Terfinin 6. ayı kutlu olsun İbrahim. Ben çekeyim hatıra fotoğrafı. Tamam, bunu sana yollayayım. Ya İbrahim, sen benim terfimin 6. ayında olduğumu nereden biliyorsun? Instagram hikayenden gördüm. Hemen çiçek söyledim sana. Ay canım benim. Aşkım, tebrik ederim. Senin terfinin 6. ayı mıydı ya? Aynen Hüseyin. Doğan'ın profiline bakarken arada kaçırmış olabilirsin. Benimkine de bir bak, olur mu benim profilime de bazen? Şey Çiçek, ben biraz karnım acıktı. Yiyecek bir şey var mı? Tabii. Hemen gideyim hazırlayayım. Sonra da bir şeyler izleriz, tamam mı? Tamam. Suya koyayım hemen. Tamam. İbrahim sen hayırdır kardeşim? Hayırdır oğlum? Çiçeği kuytayacağım demiştim Hüseyin. Bacak kadar boyunla ne yapabileceksin acaba? Bekleyeceğim. Sabırla bekleyeceğim Hüseyin. Sadece bekleyeceğim. Sen kaç yaşındaydın canım? 42. Ne olacak? Instagram'dan gördüğüm kadarıyla beslenmene çok dikkat etmiyorsun. Ha. Sende sini de var, bayağı sini de var. Güzel, güzel. Ne güzel, ne oldu, ne güzel? Sen 10 seneye kalmaz kalp krizinden ölürsün. 10 seneye ben de 18 yaşında olacağım. Çiçeğin hep yanında olacağım. Onu teselli edeceğim. Seni unutturacağım. Bir sürü de payam artmış olacak ve çiçeği hep mutlu edeceğim. Bana bak sosyopat cüce. 10 seneye ne öleceğim? Ne de çiçeği bırakacağım, anladın mı oğlum? Aa, o kadar emin olma Hüseyin. Allah Allah, o ne demekmiş öyle? E çok payan olunca çok değişik insanlara ulaşabiliyorsun. Yani dikkat et. Bir gün şu kapıdan çıktığında başına bir kaza gelebilir. Şuna bak ya, sen beni tehdit mi ediyorsun lan he? Tehdit? Aa, ne çağırdın lan? Ne var? Ne? Bana mı çağırdın? Hadi gel, hadi gel. Lan oğlum ne yapıyorsun? Manyak mısın lan sen? Lan ne? Çok korktum. Çok kötü yaptı. Çok kötü. Aşkım manyak mı? Saldırdı bana. Beni ölümle tehdit etti. Çocuk bu. Ne yapabilirim ki? Ne yapabilirim ki? Yumruk attı. Ya nefesimi kesti. Deli misin sen? Sus. Sus. Beni rezil ettin insanları. Ben çocuğun koluna bak. Beni kalktı. Ne diyeceğim şimdi ya ben insan bana? Geçti. İbrahim'cim sakın korkma. Hüseyin amcan da gidiyordu zaten. Gitsin ya. Git bu evden. Aşkım 10 sene sonra seni alacakmış, beni öldürtecekmiş. Benden çok parası var. Bu çocuk bir tuhaf. Hüseyin evden gider misin? Senin yüzünü görmek istemiyorum. Çiçek! Çiçekciğim, Hüseyin amca neden böyle? Ay bilmiyorum İbrahim'cim. Galiba erkekler 40'ı geçince bir garip oluyor. O zaman sen de
Daha yaşı genç bir yeni bu. Olabilir valla. Tamam. Hadi gel. Sana sandviç hazırladım. İçeride beraber yiyelim ablacığım. Abla deme, lazım olur. Laflara bak, hadi gel. Tamam, geliyorum. Zeyn abi bizi niye çağırdı acaba? Onu ne olabilir ki ya? Yerel seçimleri konuşacakmış zaten. Bütün usulsüzlükleri senin üstüne yıkmış oldum yani. Usulsüzlük derken abi? Zimmetine para geçirme, güzellik merkeziyle kara para aklama. 50 senelik arkadaşım lan neredeyse. Ben tek bir yamuğunu görmedim bugüne kadar. Sıra bozuldu ya. Önce Fikri abi var, ona bir şey demeyeceğim. Onunkisi sonra, ona sonra geleceğim. Ulan sen benden kira alıyorsun. Ama piyasanın çok altında alıyorum. Bana büyük ne söyleyebilirsin ki ya? Ya en büyüğü ne olabilir Hüseyin? Haksız mıyım? Haksızsın. Yaptık bir hata. Ama nasıl bir hata var? Böyle bir hata yok oğlum. Hakkınız helal midir? Haram olsun. Ben de öyle düşünmüştüm. Tatile gitmek isteyen, şöyle bir havamız değişsin diyen bir çiftimiz var. Bakalım neler yaşıyorlar. Şimdi ona şahit olacağız efendim. Buyursunlar. Oh. Yeter. Tatilde nereye gidelim? Bir dakika, bence İzmir'e gidelim. Ya Avrupa'ya gidelim ya bu sefer paşam. Avrupa'yı düşünsene. Avrupa'ya gidelim. Avrupa'nın meydanlarında, parklarında gezeriz, müzelerine bakarız. Böyle değişik kültürler tanırız, değişik görgüler, böyle adetler bakarız, öğreniriz. İzmir'de de yaparız bunları hayatım ya. İzmir, Ege'nin Paris'i yani. Hepsi olur bunlar İzmir'de. Paşa paşa, Avrupa diyorum ya. Düşünsene. Bak Avrupa'da bir sokaktayız. Böyle meydanda yürüyoruz. Parklar, müzeler, geziyoruz böyle. İzmir'de böyle konak meydanında dolaşıyoruz. Ay. Elimizde böyle kruvasanlar. Elimizde boyozlar. Arkada böyle bir adam akordeon çalıyor. Arkada böyle çılgınlar gibi darbuka çalıyor. Paşa, sana şurada farklı bir ambiyanstan bahsediyorum. Farkında mısın? Yani benim gözümle baksana şu ambiyansı hayal etsene biraz. Yeterciğim, Güngören'deyiz. Yani İzmir'le kıyasladığın zaman farklı bir ambiyans oluyor zaten hayatım. Sen bu gidişle bu tatili tek başına yapacaksın paşa. Tamam yeter, tamam. Senin tatil anlayışın enlem boylam değiştirmekse gidelim Avrupa'ya. Ben de bir spor ayakkabı alırım, orada ucuza geliyorum. Ay yaşasın paşa. Ama biliyorsun değil mi, vizeye başvurmamız lazım. Başvururuz nedir ya? Aylar sonra. Hale bak ya. Aylar sonra randevu verildi yani. Bu turizm falan değil yani, bu başka bir şey. Allah aşkına konuşma kendi kendine öyle. Hindi gibi kendi kendine kabarıp durma, beni sinir etme. Bak geldik yani sonuçta değil mi? Yani vizemizi alacağız, Avrupa'ya gireceğiz paşacığım. Şimdi beyefendiyi böyle konuşarak da strese sokmayalım, anladın mı? Sonuçta adam zor bir şey için uğraşıyor. Bizim için uğraşıyor. Beyefendi, her şey yolunda mı acaba? Yani evraklarımızda falan bir sorun yok değil mi? Mal varlığınızı gösterin, belgeler yanınızda mı? Ay evet efendim. Hemen ben zaten onları hazırlamıştım efendim. Hı. Hayır yani dedemden kalma tapumu falan burada ne alakası? Niye gösteriyoruz dedemden kalma tapuları mapuları ya? Evet, başvuru için gerekli 1000 euroyu yatırdınız mı? Yatırdık beyefendi, yatırdık ama daha vizeyi alıp almayacağımız belli değil, değil mi? Evet, sürpriz. Alamazsak da o 1000 euro yanıyor değil mi efendim? Çatıt! Bak, ne? Ya 1000 euro... Başvur! Yeter, ne yapıyorsun Allah'ım? Ne diyor? Ne o ya? Ne yapıyorsun ya? Saçma sapan. Sustum. Evet. Gittiğiniz yere yerleşmek gibi bir niyetiniz var mı? O ne demek? Efendim niye o? Geri döneceğiz ülkemize. Gidip gezip geleceğiz. Bize göç edip kültürümüzü değiştirecek misiniz? Hayır beyefendi, ne alakası var? Döneceğiz, kendi kültürümüzde yaşamaya devam edeceğiz biz. Nasıl inanayım ben buna? Yemin ederim. Yemin yetmez. Patronunuzdan yazılı, imzalı kağıt ve sürgü isterim. Sizi kovmayacak değil mi? Efendim, hayır hayır, asla bizi kovmaz. Patronumuz bizi çok seviyor. Ben hemen patronumla görüşüyorum. O evrakları da alıp geliyorum efendim.
Yalnız patronunuzdan kağıt yetmez. Sizi seven üç arkadaşınızdan imza sürgüsü lazım. Anasının sürgüsü artık ne o ya? Doğru, ananızın sürgüsü de lazım. Dosyanın içine onu da hemen koyun, çok iyi olur. Kesinlikle efendim. Anamızın sürgüsünü de, şeyini de, hepsini koyup getireceğiz efendim. Herhangi bir terör örgütüyle bağlantınız var mı? Haydi ya. Gördün mü? Yakalandık bak. Ne? Görüyor musun? Bak sormasa geçip gidiyorduk. Ah! Olunca plan milan boşa gitti. Anladı örgüt üye olduğumuzu. Görüyor musun? Beyefendi, doğru cevap verin. Herhangi bir terör örgütüyle bağlantınız var mı? Kardeşim, buna evet diyen var mı? Bu nasıl soru? Ben örgüte bağlantım olsa, bağlantım var mı derim yani. Beyefendi, yok diyebilirsiniz. Yok efendim, yok tabii ki. Yok efendim, neden olsun? Şaka yapıyor bu şey. Şaka mı? Not alıyorum, hiç komik değil. Adam not alıyor. Hiç komik bulmadı. Giremeyeceğiz ya içeri senin yüzünden. Sen nece konuşuyorsun? Ne oldu sana ya? Adam konuşamıyor falan. Ne yapacaktım? Öyle soruya böyle cevap verilir yani. Herif bize kalkıp kornişon turşu musunuz dese bu soruya da mı cevap vereceğiz yani? Öyle bir soru sorsa ne yapacağız yani? Ne var versen lan? Aa, soracak, vallahi soracak. Ben turşu değilim ben. Ben normal insanım. Beyefendi, siz normal biri misiniz he? Siz neden böyle sinirlisiniz? Neden benimle sinirli sinirli konuşuyorsunuz? Sizin böyle sinirli tavrınızda benim ülkeme gelip gezmenize asla izin vermem. Çünkü biz sinirli değiliz. Biz öğle uykusuna yatıyoruz, biliyorsun sen. He? Benim ülkeme gelmene asla izin vermem. Adam neler söylüyor, görmüyor musun? İnanılmaz derecede uyuyoruz diyor. Biz kalıyoruz sinirleniyor diyor. Adamı ne hale getirdin paşa? Kurban olayım, artık sus da girelim şuradan içeriye. Tamam, bana bırak. Beyefendi, özür diliyorum. Tamam mı? Tamam, ben biraz gerginlik yaptım. Toparlıyorum zaten. Susarsan toparlıyorum yeter. Ben biraz gerginlik yaptım. Terör örgütüne falan da üye değiliz efendim. Normal insanız biz. Turşu da değilim ben. Normal bir insanım. Yani ülkenize gezmeye gidiyoruz. Ya Türk sadece gezemez mi ya? Lütfen bir de ayakkabı alacağım. Budur yani. Hanımefendi, bu kavruk adam... Kavruk ne ya? Size alıkoymuyor de. Kavruk diyor işte. Sana yakıştırdığı şey bu çocuk. Tam bir kavruksun. Efendim, hayır, beni kendisi alıkoymuyor. Eşim olur kendisi. Size inanıyorum. Sağ ol. Renginiz bana güven verdi. Ah, teşekkürler. Buyurun. Teşekkürler. Batı yolcuları, lütfen kapıya gidiniz. Kapıdayız zaten. Bir saattir kapıdayız. Ben anlamadım ki yani. Allah aşkına. Giremedik yani. 7 gün 7 saat nedir ya bize? Ne yapıyorsun, tepiyorsun falan beni? 7 gün 7 saat bize mi verir yani? Ayıp ya. Hayatım, zaten 7 gün 7 saat gitmiyor muyuz? Bir hafta kalıp döneceğiz. Yeter, sen anlamıyor musun? Bir hafta kalıp, son gün hastalansan ne olacak? Ha? Kaçak oluyorsun son gün. Hastalandın, çıkamadın ülkede, kaçak kalıyorsun ülkede. Hı? Alnına kaçak damgası yapıştırıyorlar yani. Ayakkabı alacağım diye, ayıptır ya. Ben bunu çekmek zorunda mıyım yani? Gidiversek artık. Sustuk. Geldi yani. Ne bakışıyorsunuz kadına deli deli ya? Sonunda gidiyoruz. Gideceğiz, hanımefendi müsaade ederse gideceğiz. Çok özür diliyorum da, orada pasaportta zaten baktılar da aynı sizin gibi, böyle bakıldı. Bilet şeyinde bakıldı. Siz uçağa gireceğiz, neye bakıyorsunuz hala? Bakmamız lazım çünkü pasaportunuzun dolmasına sadece 6 ay kalmış. Evet ama biz sadece bir haftalığına gidiyoruz zaten. Buongiorno! Buongiorno! Hoş geldiniz. Estağfurullah, buyurun. Grazie, arrivederci. İyi uçuşlar dileriz. Ona niye estağfurullah yapıldı ona? O niye geçti öyle? O dediğiniz Avrupa Birliği vatandaşı beyefendi. Kontrole gerek yok. Vay be. Ya ayakkabı almadan daha ben pişman oldum. Vallahi ben daha gitmeden, uçağa binmeden pişman oldum ben. Pasaportunuzun da olmasına 6 ay kaldığı için ülkesi almaz yalnız. Ya almazsa almaz. Sana size ne oluyor size acaba? Ha? Koca ülkenin sözcüsü siz misiniz? Allah Allah, bırakın biz uçağa girelim. Almazsa bizim sonumuz, lütfen. Almazlar da dönerseniz ödersiniz yalnız. Öderiz efendim. Kesinlikle öderiz. Gerçekten. Yok.
dönüş biletinizi ödersiniz. Biz sorumluluk kabul etmiyoruz. Biz sadece uçurup bırakıyoruz. Başka bir şey yapmıyoruz. Dönüş biletinizi alırsınız. Alsalar da alırsınız, almasalar da alırsınız. Dönüş biletini aldım, tamam mı? Alalım pasaportları. Passport. Passport please. Al pasaportları. Lütfen passport please. Buyurun. Değil misin? Sorumluluk bende lütfen. Go straight. Okay. Teşekkürler. Çok mersi. Avrupa Birliği vatandaşlara hoş geldiniz. Avrupa Birliği vatandaşı olmayanlar süregeç pasaport kontrolü var. Lütfen biraz sakinleş. Şu anın heyecanını çıkar, tadını çıkar. Bak, Batı ile aramızda takriben 9-10 adım kaldı. Batı'ya giriş yapıyorum. Hazır mısın? Hazırım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bayatlar 41 numarayı 6'da geliverdim. Batı'ya erken girdim. Yeter, sakin ol. Tamam, kendine gel. Batı'ya hoş geldiniz. Ha, hoş bulduk. Neden geldiniz? Ha, hadi başlayalım. Hadi. Seyahat edeceğiz. Nereleri gezeceksiniz? Şeyleri, meydanlarınızı gezeceğiz, parkları gezeceğiz, sonra müzeleri gezeceğiz. Hangi müzeler? O meydanın oradaki müzeleri gezeceğiz, orada meydandayız yani, tamam. Kaç gün kalacaksınız? Sadece bir hafta kalacağız. Peki, nerede kalacaksınız? Otelde kalacağız. Kalacağınız otelin tapusu var mı? Kalacağımız otelin tapusu niye olsun hanımefendi ya? Otel tapusu bizim. Buongiorno! 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 Şengen adam falan mı bu? Nedir bu? Her yerde girip çıkıyor bu. Buna niye sorulmadı ahiret soruları? Adam Avrupalı. Adam Avrupalı. Ben de Avrupalıyım. I am from Kesha. Siz çok agresifsiniz. Bizim ülkemizde neyle gezeceksiniz? Bizde deve yok yalnız. Ah, hanımefendi hayırdır ya? Biz de ülkemizde Taksim Beşiktaş develerine binip gezmiyoruz. Ne dedi ya? Ne giyeceksiniz? Ulan kotla tişört efendim. Kot tişört normal. Bu kot tişört. Anladım. Aa, efendim yalnız kotla tişört öyle alelade kot tişört değiller. Hepsi çok güzel düzendi. Ben ütüledim. Ütüledim de koydum. Ütülü. Ne yiyeceksiniz? Aklımızı. Anlamadım. Aklı. Hanımefendi. Buraya geldik, gezmeye, görmeye geldik. Daha ne yiyeceğimizi falan planlamadık. Yani ne bilelim. Bulacağız, edeceğiz. Beğenirsek yiyeceğiz. Bilmiyoruz şu an. Ne oldu? Çok şüpheli. Ne yiyeceğiniz belli değil. Efendim şey yiyeceğiz tabii ki. Sizin o meşhur kruvasanlarınızı yiyeceğiz. Kruvasan. Çikolatalı mı, peynirli mi? Elinin körü. Körili. Ellen'in körili. Pastanesindeki körili kruvasanları yiyeceğiz. Değil mi aşkım? Mr. Allen'in şeylerini yiyeceğiz. Tabii. Yiyeceğiz. Her şeyimizi zaten sordunuz. Ne yiyeceğimize, ne içeceğimize kadar her şeyimizi öğrendiniz. Artık bir şey var, onu da sormazsınız diye düşünüyorum yani. İki kişi günde kaç kez toplam tuvalete çıkacaksınız? Allah'a sordu, ben bunu düşün, bunu da sordum ya. Dur, ben de şoka girdim. Bu konuya hemen müdahale edeceğim. Hanımefendi, özür dileriz ama bu sorunun cevabını vermek zorunda mıyız? Tabii ki zorundasınız. Sonuçta bizim ülkemizin içine edeceksiniz. Siz ülke olarak tüm dünyanın içine edin, biz iki hacet ettik diye sorun mu olacak yani, ha? Paşa, alkış aldın ama gerçekten ne yaptığını farkında mısın şu anda? Sokmayacak kadın bizi içeri. Sokmasın ya. Yeter yani, vallahi benim psikolojim bozdunuz ha. Ne dedi de anlaşılmıyor zaten. Yeter vallahi, rezil olduk ya. Benim ülkemde sayılan adamım yani, saygı görüyorum ülkemde. Gidelim ülkemde dururum yani. Bu ne ya, ayakkabı alacağız diye yaşadım şeylere bak. Dönelim gidelim şuradan. Ayıp ya, popomuza kadar sorguladılar. Nereye geçeceksin? Ayıp, gidelim çıkıp gidelim şuradan. Siz çok agresifsiniz. Sizi bir sorgu odasına alalım. Ne? Lütfen sorgu odalarında görevlilerle işbirliği yapınız. What's this? Bu acaba fes mi? Fes mi mi? Nefesi ya. Made in Avrupa yazıyor. Şapka mı hiç görmedim. Nefesi böyle fes mi olur? Tamam paşacığım, bırak abi beyefendi işini yapsın değil mi? Allah.
What's this? What is this? Yoksa bununla çocuk mu kaçıracaksınız? Ha? Ben ona çocuk kaçırayım, siz beni bütün ülke olarak takdir edin böyle. Çocuk kaçırayım onunla yani. Şakacı. Şakalar şakalar. Biz Türkler şakayı çok severiz. Şakacıyızdır. Bu da öyle bir şey. Kardeşim içime giyiyorum. Üşünce içe giyiyorsun bunu. Oh. Ne o ya? Ha. What is this? Yoksa bununla kültürümüzü mü değiştireceksiniz siz? Hani? Anladım. Tabii. Bu böyle benim şeyim. Büyü yapıyorum bununla. Kültür olsun. Değişiyor istiyorum, değişiyor kültür. Siz çok angry man, ha? Agresifsiniz. Neden bu kadar agresifsiniz? Buongiorno! Buongiorno! Come stai? Bene, bene. Molto bene. Bene, bene. Mua. Mua. Schengen adam. Bu yüzden size agresifim yani. Bu herif her yere giriyor çıkıyor. Ben hiçbir yere girip çıkamıyorum. Deli etti beni. Çık git lan buradan. Çık git buradan, delirttin beni. Grazie, arrivederci. Manyak ya. Her yerde karşıma çıkıyor manyak. Bıktım ya. Bunun yüzünden manyak oldum yani. Ulan iki tane selfie çekeceğiz. Bir lokma bir şeyler, iki cadde gezeceğiz diye. Şu başımıza gelenlere bak ya. Ne oldu? Siz neden bizim ülkemize bu kadar sinirli girmek için ısrar ediyorsunuz? Yoksa are you terörist? Yine ne teröristliğimiz kaldı. Ne kültürü yok etme çabamız kaldı yani. Git vallahi gidelim ya. Vallahi çıkıp gidelim yani. Ben istemiyorum ayakkabı. Almayalım. Göndersinler bizi geri. Yeter. Yeter, bıktım ya ben. Gitmek, dönmek. Ha, neden bu kadar çabuk dönmek istemeksiz? Oh, yoksa buradan bir bilgi mi aldınız? Bunu efendim, hayır efendim, ne bilgisi? Biz bir şeyler almak istedik. Ama alamadık. Alamadık. Almıyoruz da, tamam. Almıyoruz hiçbir şey. Ne bilgi alıyoruz, ne ayakkabı alıyorum. Hiçbir şey almıyorum. Beni gönderin ülkeme. Gerçekten ülkeme gitmek istiyorum ben. Dönmek istiyorum evime. Yalnız maalesef İstanbul uçağı kalktı. Başka bir yere uçak var. Tamam, ülkeme gideyim de neresi olsun, nereye var? İzmir. Ya ben sana demiştim İzmir'e gidelim diye. Biz batıyız, öyle değil mi? Bizim önceliklerimiz insan hakları, demokrasi ve özgürlük. Not alıyorum. Yazıyor. Ne gibi bir yanlışın olabilir Litvanya? Tıpkı bizim gibi sapsarısın. Almanya sarışın sevdana bir frenlesen mi acaba? Kumral da okey bizim için. Zarar görenler bizim gibi ise kabul edilemez. Siyah saçlıysa bir şey yapmışlardır onlar. Dünyada 8 milyar insan yaşıyor. Biz bunların hepsine insan hakları verirsek batarız. Herkes de uygulayamaz demokrasi. Zengin olman lazım, eğitimli olman lazım. Sarışın olman lazım. İki taraf da bizim gibi ise en güçlü silahımızı kullanıyoruz. Nedir? Kınamak. Şimdi bir arkadaşımız var. Sağlık sorunu var maalesef. Yakınlarıyla vedalaşma durumu var. Bakalım bu vedalaşma nasıl geçecek? İzliyoruz bakalım vedalaşmayı. Buyursunlar. Sebahat. Hastanedeyim aşkım, arayacağım, tamam. Uyuyormuş lan. Uyuyormuş adam. Fikri uyuyor. Uyuyor lan. Kasım kapa. Yenge. Nasılsınız yenge, ne? Nedir ya benim canım çocukluk arkadaşım benim. Kal kardeşim Hüseyin, nasıl, nesi var? Gece söylediniz vallahi sabaha kadar öldük dirilttik, zor ettik sabah, ne oldu? Al benden de aynen ya. Amca oğlum Hüseyin'i duyunca ya ne yapacağımı bilemedim. Ziyaret saatini zor bekledim. Cale yenge, nesi var? Durum nedir? Bağırma, uyuyor!
Allah çok kötü durum. Doktor dedi ki... her türlü hazırlıklı olun dedi. Ben kendime söylemedim ama anladı Zahar. Jale dedi, dostlarımı çağır, sizi çağırttı. Yenge, ben bir şey soracağım. Hüseyin abi bizi niye çağırdı acaba? Konu ne olabilir ki ya? Yerel seçimleri konuşacak mısın? Ne olabilir lan? Helallik isteyecek adam. Helallik deme ya, helallik deme. Helallik kim niye çağırmış ya? Bu adam bizden ne gibi bir helallik? Helal olsun, helal olsun. Bu adam melaika gibi bir adamdı ya. Yapma, bak yapma Mustafa. Ölmedi daha, uyuyor. Ölmedi Jale yengem, çok haklı. Ya benim Hüseyin amcam ne kadar şakacı, ne kadar sürprizi seven bir adamdı. Belki yine bize şaka yapıyordur. Ha? Ya bu odadaki herkese en az bir kere iyiliği dokunmuş. Dokunmuş ya. Bana kaç kere dokundu, kaç kere. Geldin mi? Hüseyin, uyandın mı? Gelene gel. Hüseyin? Vay Hüseyin abim, iyisin. Hiçbir şey yok. Hayır. Maşallah. Asla kabul etmiyorum. İyisin değil mi Hüseyin abi? Ayaklarınıza sağlık yavrum, hoş geldiniz. Allah hepinize ayağına sağlık, buraya kadar yordum sizi ama... son kez bir göreyim istedim sizi. Şöyle deme, bir şeyin yok. Tamam, İyisin. Maşallah var, iyisin. Hayır, iyisin. Daha iyiyim, sağ ol. Dostlar, hayat çok kısa. İnsanın önce kendine, sonra başkalarına iyiliğini dokunması lazım. Hayat birbirini kırmak üzmek için çok kısa. Hüseyin abi, o kadar haklısın ki... böyle ölüm döşeğinde bile bu sözleri söylediğin için... sözlerine böyle kat kat anlamlar yüklendi. Aslında sözlerin tek başına da çok önemli ama... böyle ambiyansla falan cuk oturdu. Hissettik yani. Lan oğlum, adam zaten şimdi hal değil yani. Bu senin boş tespitlerine mi yorulsun bir de ya? Tamam. Mustafa. Yok, tamam. Mustafa, oğlum gel. Abim. Geçenlerde... bak. Otoparktan çıkarken... evet. Senin arabayı sürttüm. Hakkını helal et. Abi lütfen. Ne demek ya? Kazadır, olur. Bunun nesi var? Ayrıca sen benim ev sahibimsin. Bugün... kaç kere kirayı geciktirdik de bir kerecik çıkıp da bir laf etmedi. Etmez Hüseyin'im. Demez. Herkese iyilik yapar, herkese. Yapar vallahi. Hüseyin abim öyle, tanımadığı insanlara bile öyle. Geçen gün mesela terfi hak etmesine rağmen terfisini bana devretti. Dedi ki ben alacağımı aldım. Sadık, ben de o konuya gelecektim. Söyle abi. Maliye şirketi incelemeye aldı. Ben de tabii bütün usulsüzlükleri bu şekilde sen üstüne yıkmış oldum yani. Usulsüzlük derken abi? Ya işte zimmetine para geçirme. Güzellik merkeziyle kara para aklama. İşte efendime söyleyeyim. Vergi kaçakçılığı vesaire. Vesaire mi? Sırf bu söylediklerinin 15 yıl yatarı var ya. İşte hakkını helal et. Nasıl helal edeyim ya? Ben o mesele yatacaktım şimdi ya. Helal et. Helal olsun. Alın yengenizi, alın buradan. Ettim. Yani Hüseyin benim amcaoğlum. Yani bu adam bir karıncayı bile incitmez. Yok Hüseyin'im, incitmez. İnan ki yaptığı tek kötülük budur Hüseyin'im. Lan oğlum, sen belki yeni kaç yıldır tanıyorsun? Benim çocukluk arkadaşım lan bu. 50 senelik arkadaşım lan neredeyse. Ben tek bir yamuğunu görmedim bugüne kadar. İbrahim. Benim canım. İbo. Canım benim. Benim canımsın. Sana kurbanım İbo. Canım benim, söyle. Yamuk demişken. Canım İbo. Canım benim. Hatırlıyor musun, mahallede bir Eftelya vardı? Lan hatırlamam mı lan Eftelya oğlum? Lan benim ilk aşkımdı o ya. Ah nasıl unuturum. Geç olmadı, kısmet olmadı ama hep buramda böyle yara kalmıştır yani. Vallahi.
Ben Efteli'ye hep senin ağzından mektuplar yazdım. Olmadık hakaretler ettim. Sonra da gidip onu teselli ettim. Bir iki derken kendimi aşık ettim vallahi. Nasıl yaparsın lan böyle bir şey? İbo kurbanım çocukluk arkadaşım. Yaptık bir hata. İbo ama nasıl bir hata var ya? Böyle bir hata yok oğlum. Çok sık hata yaptık yani. Sabah uyanıyorum hata yapıyorum. Öğlenin hatası hata üstüne hata yaptık yani. Öyle de diri bir vecit. İnan olsun bozuk para atıyorum sekiyordu İbo. Hatadır İbo kurbanım sana hakkını helal et. Nasıl helal edeyim lan köpek? İyi kaçtımdır ama benim. Lan ben ondan sonra kimseyi sevemedim ki. Lan hayatımın aşkını çağırmışsın. Yıllarca yalnızlık çektim oğlum ben. Gecelerce ağladım. Ulan ilk yıllar senin omzunda ağladım yalan. İşte önce seni teselli ediyordum. Sonra gidip hatadan hataya koşuyorduk. Ulan ben senin bak şimdi. Çiçek. Çiçek mi? Sıra bozuldu ya. Ben önce Fikri abi var, ona bir şey demeyeceğim Hüseyin amca. Yok, onunkisi sonra. Ona sonra geleceğim. Hüseyin, bak. Benim hakkım helaldir ha, baştan söyleyeyim. Hiç bana büyük ne söyleyebilirsin ki ya? Ya en büyüğü ne olabilir Hüseyin? Haksız mıyım? Haksızsın. Sana sonra gelip seninle işim uzun. Çiçek gel kızım. Tamam hiç merak etme. Ben yine de benim için tamam. Sıkıntı yok ya. Tamam. Sebahat arıyor. Alo. Efendim aşkım. Hastanedeyim Sebahat. Evet bebeğim. Hüseyin abimin yanındayız. Selam söyle. Selam söylüyor. Hadi kapatıyorum. Hadi. Önce sen kapat. Hadi öptüm. Allah Allah. Şimdi Hüseyin amca, beni üçüncü sıraya aldığına göre benim konu o kadar da mühim değil galiba, değil mi? Yok kızım, önemli değil, önemli değil. İyi. Sen aslında başka zengin bir ailenin çocuğusun. Nasıl yani? Ya senin bu baban Hilmi, gerçi sen onu baban diye biliyorsun da. Zamanında dediler ki Hilmi'nin çocuğu oldu. Hı? Gideyim göreyim dedim. Hastanede dediler ha bu. Baktım çirkin de bir şey. Sen de onun yanında yatıyordun böyle akça pakça. Dedim günah bunu bari güzel bir çocuğusun, ben sizi değiştirdim. İyilik olsun dedim ya kız. Lan benim babam kim? Ya önemli değil işte, Türkiye'nin en zengin beş ailesinden biri. Ne diyorsun sen? Yani... Hüseyin amca, ya sen ne yapıyorsun? Bir sen çiçek, bırakır mısın İbrahim abi? Tamam İbrahim abi, beni bir bırakır mısın? Ya bir şey çek. Konuşayım. Lale. Ya beni bir bırakır mısın? Kızım bir sakin ol. Beni söylediğimi bırakır mısın? Ya kızım. Ya bir konuşun. Ne konuşacaksın kızım? Abi aldım. Anlamadım. Hadi bırakma, çok hızlı gider ha. Kızım ne konuşacaksın? Abi de acı, bu nasıl bir şey? Ben helal etmiyorum ya. Helal etmiyorum. Hayır etmiyorum. Ben etmiyorum. Çiçek bak. Abi böyle bir şey olmaz. Artık lütfen bak. Çiçek. Ya tamam helal olsun. Sen helal. Ben gidiyorum babam. Nereye gidiyorsun kızım? Sen bu bilgiyle yaşamak zorundasın artık. Değilim ya. Ulan ben 32 yıldır fukara yaşıyorum. Benim babam zengin diyor. Ben sizinle mi uğraşacağım? Ben hayır bak. Önemli olan doğurmak mı, büyütmek mi? Değil mi? Daha önemli. Değil ulan. Değil ya. Allah Allah, ben gidiyorum. Ben gidiyorum, gelin babamı bulacağım. Bizi unutma kızım. Bir şey mi oldu? Helal etti o. Helal etti o. Sen kaçın. Etti kaçın ya yenge. Ya bu da adam burada ölüm döşeğini de babasını bulmaya gidiyor. Sonra git ara. Terbiyesiz ya. Adam seni görmüş, beğenmiş. Bebeğken diyor akça bakça gurur duyması gerekirken. Terbiyesiz ya. Terbiyesiz. Neyse Hüseyin. Ben hazırım. Sana sonra geleceğim ya.
Mustafa. Daha da mı var? Daha da var yani. Mustafa. Abi ben sıramı salmıştım. Yok, konu sendeysin oğlum. Ha iyi, oh güzel. Anam. Konu anam. Nasıl lan? Yani Mustafa, abi ne yaptın lan anama? Mustafa ben senin anana evet ev sattım. He. Ama ederinden çok para istedim Mustafa. Tamam canım, helal olsun. Anam da pazarlık yapmak istedi. Ha? Biz tutuştuk pazarla oğlum. Ha? İndirirsin, indirmezsin. İndirmezsin. Ya indirmedim de bir tartışma alevlendi. Tartışma çok kötü alevlendi. Ne diyorsun ya? Ha? Ben de cebimde bozuk para vardı. Beyler bozuk paralar çıktı, işler karışıyor. Sakin ol, senin var. Senin var oğlum. Bir hata yapma. Tamam. Yok. Ya detaya girip canını sıkmayayım ama Mustafa sen benim oğlumsun. Ne? Lan! Öldür. Baba? Oğlum. Ulan baba! Efendim oğlum? Ulan sen benden kira alıyorsun. Ama piyasanın çok altında alıyorum. Yok ben dayanamam, ben bunu boğacağım. Ya bunu boğacağım. Ama Mustafa oluyor mu ya böyle? Lan. Hem babanım hem ölüm döşeğinden yani. Hani yok mu ya? Oğlum önemli değil, işte helal et gibi bir rabarba yok mu? Lan yok! Selemi sattığında benimle evliydin köpek! İşte sıra karışınca böyle oluyor ya. Karıcığım haklısın, sana bunu yaptım. Hakkını helal et. Lan nasıl edeyim ben hakkımı Hüseyin? Niye yenge? Hani geçmişte kalmıştı. He. Etsene sen de helal ya. Lan size kalmıştı, bana nasıl kalsın, ben bunun karısıyım ya. Lan sen niye itiraf etmeden ölmedin lan? Ya yenge öyle denir mi? Ölüm döşeğinde adam bugün var yarın yok. Olur mu öyle şey? Bakın ben bana ne söyleyecek artık merak bile etmiyorum ya. Vallahi. Yani adam benden sonra çıtayı bambaşka bir yere koydu tabii. Ya seninkinin de üstünde bir şey söylese artık umurunda değil. Ulan benimkinin... Gerçekten artık yani ilgilenmiyorum bile ya. Olur mu lan? Ben sırf merakımdan kalıyorum burada. Vallahi deminden beri ha. Aynen. Vallahi benden beterini duymak istiyorum. 15 yıl yatacağım ya. Ya benim halimi anlatmama gerek yok zaten. Peki madem istek geldi. Fikri. Hüseyin abi. Ben senin nal buradan biraz alışveriş yapmıştım ya. İşte onu sağdığın üstüne yıktığım paraları, o kara paraları aklamak için senden onları aldım, sonra sattım. Tamam, helal olsun. Hayali ihracat için de koli lazımdı. Onları da senin şirketten aldım. Oradan da bir yatarım var polis peşinde. Tamam. Helal olsun, ne olacak? O zaman son olarak... Eşin Selma öldüğünde Allah rahmet eylesin. Sana hayırlı bir eş bulmak istedim, biliyorum. Sebahat, evleneceğiz haftaya. He, işte aslında o Sebahat değil. Benim suç ortağım Sebahattin. Polisten saklanmak için kadın kırığına girmişti. Ben de onun saklanmasının en iyi yolu seninle birlikte olması diye düşündüm. Yani polise izini kaybettirdiğinde gerçeği açıklayacaktı ama sizin ilişkide bir yere doğru gidiyor. Sesimi çıkarmadım ben. Artık dedim ne olacaksa olsun, yani benden yana benim hakkım helal. Allah mutlu etsin. Ama sen de bil. Ben de diyorum o damacanaları şeyi nasıl kaldırıyor Türkler'e. Verilmiş sadakamız varmış lan. Allah. Alo. Aşkım deme lan bana. Hüseyin her şeyi anlattı lan. Alçak herif. Ulan seninle geçirdiğim zamanlara yazıklar olsun lan. Şey yapma, telefonu falan sil onu. Oğlum bu ekran, bu ekran kurucu kaldır lan. Kaldır lan bunu. Arka ekrana da koydum onu ben. Hay Allah kaldır, ya. Kaldır. İşte böyle canlar
bir helallik isteyeyim dedim giderek. Hakkınız helal midir? Haram olsun! Ben de öyle düşünmüştüm aslında. Gene de giderek bir gıcıklık olsun istedim şimdi. Hüseyin Bey, müjdemi isterim. He. Raporlar karışmış, ölmeyeceksiniz. Allah severse. Yarım saat önce geleydi ya kızım. Yok yok, raporlar karışmamış. Ölecek o. Yok yok. Bu son nefesini vermek üzere. Yok, sen yok. Sen çık, çık sen, çık. Ya şaka. Ha, yok yok, sen ya Allah çık. Allah severse. Gel lan bana ya. Gel lan bana. Biz batıyız, öyle değil mi? Bizim önceliklerimiz insan hakları, demokrasi ve özgürlük. Not alıyorum. Yazıyor. Yazıyor. Ne gibi bir yanlışın olabilir Litvanya? Tıpkı bizim gibi sapsarısın. Almanya sarışın sevdanı bir trenle sen mi acaba? Kumral da okey bizim için. Zarar görenler bizim gibiyse kabul edilemez. Siyah saçlıysa bir şey yapmışlardır onlar. Dünyada 8 milyar insan yaşıyor. Biz bunların hepsine insan hakları verirsek batarız. Herkes de uygulayamaz demokrasi. Zengin olman lazım, eğitimli olman lazım. Sarışın olman lazım. İki taraf da bizim gibiyse en güçlü silahımızı kullanıyoruz. Nedir? Kınamak. Böyle çok tuhaf bir şeye sinirlenen, tepki gösteren biri var mı aramızda? Şurada bir hanımefendi var. Tike ben sinir oluyorum. Yani yanımda birisi herhangi bir tik yaptığı zaman... Ama ne yapsın? Elinde değil ki o yani. Ya, şey diyorum, ortamdan yoğunun ayrılmasını istiyorum ya ben ayrılıyorum. Tikli insanla aynı ortamda kalamıyorum. Ay size ne oldu yani? Size ne rahatsız ediyor? Benim... Benim de tike tikim var. Yani mesela nasıl bir tik? Sallanırsanız sürekli karşımda durduruyorum. Ha. Veya bacağınızı sallarsanız durduruyorum. Şu var değil mi şu? Bir toplantıda mesela konuyu ben anlatıyorum. Karşımdaki bayan kalemini böyle sürekli atıyor. Dur dedim, kalemini atmayı bırak. Bir şaşırdı, şok oldu. Tamam şimdi devam edebilirim dedim. Sonra devam ettim toplantıda anlatmaya. Ha. Yani öyle standart... Bu tam tik gibi değil ama bu böyle... Böyle sürekli. Yani sinir bozucu, sürekli tekrarlayan hareketleri rahatsız ediyor. Yani ortamda duramıyorum. Evet. Yani tike tikim var diye kısaca açıklıyorum. Evet, yani. Tike tikim var. Güzel bir slogan. Peki, inşallah denk gelmezsiniz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok mersi. Şimdi biliyorsunuz öyle bir çağdayız ki linç çağındayız. En ufak bir şey söylediğin zaman seninle aynı fikirde olmayan küçük bir topluluk ortaya çıkıyor ve seni linç ediyorlar, linç etmeye çalışıyorlar. Bu linç çağını biraz bizim işimiz üzerinden anlatmaya çalıştık. Bakalım nerede, nasıl anlatıyoruz? İzleyelim efendim, buyursunlar. Nazlı Hanım, Nazlı Hanım. Daha ortada kadın başrol oyuncumuz yok. Bizi sete soktunuz. Yani dizinin adı Dünya'nın En Güzel Kadını ama ortada kadın oyuncu yok. Nasıl olacak? Renko! Tike tikim var biliyorsun. Gerginsin ama ayarladım İbrahim, ayarladım. Bugün geliyor kadın oyuncu mu? Ama neden son dakikaya kaldı bu iş? İnanır mısın, piyasada kadın oyuncu bulamadık. Ha, çok mu yüksek fiyat çekiyorlar? Hayır, hepsi linç yemiş oluyor. Piyasada linç yememiş, kadın oyuncu bulamadık. Nasıl bir tane kadın oyuncu ayarladım? Ha. Ah, karbüratörü bozulunca bu nasıl karbüratör diye tweet atmış. Karbüratörcüler Derneği tarafından linçlendi. Oh. Hadi ona bay bay derken başka bir kadın oyuncu ayarladım. Elma candır diye tweet atmış. Armut severler, sen Armut'tan nefret mi ediyorsun diye kadını linçlediler. Onu bay bay. Yeni bir kadın oyuncu ayarladım. Ah, bugün hava çok güzel diye tweet atmış. Hashtag hava sana güzel tabii diye linçlediler kadını. O nasıl linç artık canım, daha neler? Biz de anlayamadık ya. Neyse, memleketçe çok gerginiz bu aralar. Ara tara, ara tara doğru kadın oyuncuyu bulduk. Sicili tertemiz, hiç linç yememiş İbrahim. Ha, çok güzel. Hı? Kim peki? Kim oynayacak dünyanın en güzel kadınını? Hı.
selamlar. Ben dünyanın en güzel kadını oynayacak olan Jale. Ne? Nesi oluyorsunuz? Ta kendisiyim. Bu bir tek linç yememiş. Ya da onu da yemiş. Merhaba. Cale Hanım, ben de İbrahim, dizinin yönetmeni. Merhabalar, dizimin yönetmeni. Sizin için heyecanlıyım İbrahim Bey ya. Çünkü benim gibi dev bir oyuncuyla çalışacağınız için çok mutluyum. Sizin için büyük bir şans olacağını düşünüyorum. İnşallah. Sizin gibi dev bir oyuncuyla çalışmak bizler için büyük şans. Dev, büyük. Siz bir şey mi demeye çalışıyorsunuz, ben mi anlayamadım? Hayır, siz de az önce aynı şeyi söylediniz diye. Hayır, ben kendime söyleyebilirim. Çünkü ben kendiminim. Ama siz kendimin değilsiniz. Nazan Hanım, iki saniye konuşabilir miyiz? Evet, evet, tabii. Ah, Cahil Hanımcığım, lütfen hazırlıklarınızı sürdürün. Siz setimiz birazdan başlayacak. Tamam, teşekkürler. Nazan. Buyurun. Sevgili yapımcım. Dünyanın en güzel kadını dedik. Dünyanın en şişko kadını demedik. Çok konuşuyorsun ya, sen duracak sakın. Sakın böyle kelimeler kullanmıyorum. Canım ben de şişkoyum, ne var bunda? Yedik yedik kilo aldık işte. Şşşt, duyacak. Nazlı Hanım. Ha? Yani dünyanın en güzel kadınla oynamak için bu kızcağız biraz toplu değil mi? Toplu da demiyoruz, çok. Bu ne ya? Toplu da demiyoruz. Asla hiçbirini demiyoruz. Çok dikkatli konuşuyoruz. Ben odaklanamıyorum size, kusura bakma. Bu kız oynayacak. Duyuyor musun İbrahim? Bu kız oynayacak. Bu kızın çok büyük aktivist olduğunu biliyor musun? Çok büyük aktivist mi? Kilolular vardır diye bir Twitter hesabı var. Çok aktif. Bu mu aktif? İbrahim. Bak aradık taradık, bu kızı zor bulduk diyorum sana. Hiç linç yememiş diyorum sana. Bu kız oynayacak. Temsiliyet bu ara çok para kazandırıyor İbrahim. O rüzgarı arkamıza alacağız. O Twitter hesabındaki rüzgarı arkamıza alacağız. Anlatabiliyor muyum? Sen ne yap? Yüzüne odaklan. Yüzüne odaklan. Gerçi doğru söylüyorsunuz. Önemli olan iyi oyunculuk. İyi bir oyuncuysa biz o cazibeyi bir şekilde yaratırız. Yaratalım İbrahim. Ha, anladım. Yaratmalıyız. Yaratamaz da kızı karşımıza alırsan büyük linç yeriz. Dizimiz başlamadan biter. Anlatabiliyor muyum? Yani niye bu kadar korkuyorsunuz? Kaç takipçisi var bu kızın? 5 milyon. Oo, kilolar gerçekten varmış. O zaman tamam, vakit kaybetmeyelim. Hemen çekime geçelim. Cale Hanımcığım, hayırlı olsun, hoş geldiniz. Sağ olun. Harika olacak. Başrol oyuncumuz, partneriniz Ozan Bey de birazdan burada olurlar. Sizin hazırlığınız uzun sürer mi? Pardon? Şişkoyum diye ben hemen hazırlanamam. Öyle mi? Hı? Hı? Öyle mi? Öyle mi? Yardım edeyim mi size? Hayır. Hayır, ben öyle bir şey demek istemedim. Yalnız benim avokado suyum nerede? Ben bu seti avokado suyu istiyorum demedim mi? Nerede? Ah, çok affedersiniz. Atlamışlar demek ki. Ben hemen konuyla ilgileniyorum. Başım şey istermişsiniz ya, atıştırmalık falan. Pardon? Ben şişkoyum diye atıştırmalık yemek zorundayım, öyle mi? Yani şişmanların aklındaki tek şey yemek yemektir, öyle mi? Bu sette şu anda bir mobbing mi var yoksa bana mı öyle geliyor? Eğer ki varsa, çünkü 5 milyon kişi bunu bilmeli. Hayır, asla böyle bir şey söylemedim Cale Hanımcığım. Yani lafın gelişi öyle, onun yanında onu ister misiniz? Tam bitmiştir konu. Aha, şönümüz de geldi. Selamlar. Ben kaçayım müsaadenizle. Right. Aman diyeyim, aman diyeyim. Tabii, tabii. Selam, Ozan Bey. Ozan Bey, merhaba. Merhaba. Sizi takip ediyorum. Bu arada ben Jale. Dünyanın en güzel kadını. Ben de Ozan. Dünyanın en şaşkın erkeği. Hocam bir dakika konuşabilir miyiz? Tabii, geliyorum. 5 dakikaya başlıyoruz Jale Hanım. Sizi o sırada ezber oturtun, tamam mı? Niye? Şişkoyum diye ben ezber yapamaz mıyım yani, he? Şişkolar ezber yapamaz mı? Benim ezberim var bir kere. Ne? Ezberim var.
Süpersin. Sağ ol. Hocam. Biliyorum. Ya benim karakterimin 35 yıldır aşık olduğu ve beklediği kadın bu mu ya? Uğruna 7 erkeğin can verdiği. Evet Ozan, Jale Hanım dünyanın en güzel kadınını oynayacak. Onu toplumda oturmuş, kanıksanmış güzellik algısını yıkmak için seçtik. İnşallah sadece güzellik algısını yıkar hocam. Biz o cazibeyi bir şekilde yaratırız Ozan. Neyle yaratacağız ya? Bilgisayarla mı, efektle mi yaratacağız? O kadar bütçemiz var mı bizim hocam? Çok takıyorsun Ozan, takma bu kadar. Tamam, halledeceğiz. Önemli olan iyi oyunculuk. İyi bir oyuncuysa hallederiz. Yüzüne falan odaklanacağız. Geri kalanını ben açılarla falan halledeceğim. Hadi bakalım. Açılarla. Hadi evet, hadi. Şimdi başlıyoruz Jale Hanım, hazırsanız. Mekan yatak odası, ayrılık sahnesi. Ezberler tamamsa hemen bir prova kayıt, hatta kayıt olsun bu. Tamam. Tamam, bakalım. Yerlerimizi alalım. Bir saniye alıyorum. Bir saniye. Yok yok, hayır. Ben hallederim. Evet. Tamam mıyız? Tamam. Evet. Üç, iki, bir. Ses temiz, kayıt akıyor. Jeneratör, catering, her şey hazır. Oyun! Ayrılmamız lazım Yakut. Sen dünyanın en güzel kadını... Sen dünyanın en güzel kadını olabilirsin. Ama seninle yapamam. Hayır, hayır, hayır. Buna dayanamam. Oyunculuğu da kötüymüş. Kestik. Kestik. Ozan'cığım sen dinlen. Dinlen, dinlen, dinlen. Çok güzel, çok güzel. Jale. Bu tamam, bu cepte. Bu iyi oldu ama bir tekrar daha alalım. Tamam mı şeyim? Duygu'ya biraz daha girerek olsun, tamam mı? Tamam. Çünkü ondan ayrılmak istemiyorsun. Korktuğunu görelim. Pardon, niye ayrılmak istemiyorum? Şişko olduğum için mi? He? Yani şişkolar kimseden ayrılamaz mı? Bunu mu demek istiyorsunuz? Anlayamadım. Hayır, hayır. Alakası yok. Hayır, ya bu şey... Yok, senin karakterin öyle bir karakter ki bu Yakut... elini sallasa dağları devirir. Ne? Dağ gibi yiğitleri devirir. Hı. Uğruna 7 erkeğin can verdiği bir karakter bu Jale. Tamam, tamam mı? Hı hı. Yakut öyle biri. Tamam. Sen Ozan'ı çok seviyorsun, ona çok aşıksın, onu kaybetmek istemiyorsun. Bu yüzden korkuyorsun. Korkuyu, endişeyi hissedelim biraz daha duygulu. Tamam ama baştan söylemediniz. Yoksa ben duygu verirdim yani. Sıkıntı yok, hallederim hocam. Allah beni kahretsin, tabii hallederim, haklısın. Hallederim, hocam, hallederim. Bir saniye. Ozan. Allah beni de kahretsin. Hadi Ozan, Ozan. Evet, yerimizi aldık. Üç, iki, bir. Oyun! Ayrılmamız lazım Yakut. Sen dünyanın en güzel kadını olabilirsin ama seninle yapamam. Tamam. Ne yaşadım? Bu da biraz fazla mı abartılı oldu? Ama şöyle, şimdi duyguyu istediğim dediniz. Ben sizin gözlerinizde korkuyu gördüm. Yok, o kamerayı falan korumaktan dolayı... Onların başına bir şey gelecek diye korktum. Hepsi üstüme zimmetli de. Ya hocam, bir şey söyleyeceğim. Tabii. Acaba diyorum siz bu seti, bu... Diziyi çekemeyecek misiniz ya? Hayır, beceremiyorsunuz gibi bir yerden de. Hayır, ben sizden oyun da alamıyorum. İyi bir yönetmen değilsiniz. Ya da acaba bu sette sırf şişman olduğum için bana ayrımcılık mı yapılıyor? Hayır, kötü olduğun için. Öyle mi? Yok, şey demek. Peki. Hayır. Arkadaşlar merhaba. Dünyanın en güzel kadını dizisinin setindeyim. Burada sadece şişman olduğum için bana ayrımcılık yapılıyor. Bu yönetmen tamamen şişman olduğum için bana oyunculuğumla ilgili herhangi bir yönelmeye vermiyor. Ve kötü davranıyor. Buyurun burada. Hayır, hayır, hayır. Hayır, bir saniye. Olur mu öyle şey? Öyle bir şey yok. Arkadaşlar merhaba. Ben dizinin yönetmeni İbrahim. Öyle bir şey yok. Biz
Çok eğleniyoruz. Her şey çok güzel. Biz çekerken çok eğlendik. Umarım siz de izlerken eğlenirsiniz. Biz sette aile gibi olduk. Peki. Cale lütfen. Niye böyle bir şey yapıyorsun? Hayır. Bak ben sadece aşkı gerçek görmek istiyorum burada, tamam mı? Senin ona aşkını daha inandırıcı oynamanı istiyorum. İnanalım bu aşka. Bak benim tek derdim sadece oyunculuk. Başka bir mesele yok. Başka bir sorun yok. Anlaştık mı? Tamam, baştan aşk demediğiniz için anlamadım. Anladım. Allah beni kahretsin. Tabii haklısın. Evet, evet. Alabilecek misin? İyi misin? İyiyim, iyiyim. Toparladım. Tamam, hadi o zaman aynı yeri tekrar alalım. Şu aşka inanalım, olur mu? Hadi bakalım. Güzel. Evet. Yerimizi aldık. Üç, iki, bir. Oyun! Ayrılmamız lazım Yakut. Sen dünyanın en güzel kadını olabilirsin ama seninle yapamam. Hayır! No, no, no! God damn it, no! Kestik. Bu da biraz fazla mı işveli cilveli oldu acaba? Sadece bir soru. Bir de niye İngilizce oynadın? Niye hocam? Şişkolar İngilizce konuşamaz mı? Hayır, karakterin İngiliz olmadığı için İngilizce konuşamaz. Doğaçlama yaptım niye? Şişkolar doğaçlama yapamıyor mu? Ya hanımefendi bak, şişkolar deyip duruyorsunuz. Konu şişkolukla alakası yok. Şişkolukla ilgilenmiyoruz. Sorun değil. Yani sorun şu, kötü oyunculuk ya. Sen az önce bana şişko mu dedin? Ozan. Şişko demiyoruz. Sen susma şişko! O sana diyor ama. Ben söyleyebilirim. Çünkü kilolular birbirlerine şişko diyebilirler. Ama sen diyemezsin cahil. İyi de sorun kiloluk değil diyorum ya. Yalnız artık kilolu demiyoruz. Etine doldum. Ona veganlar bozuluyor. Balık et bu. Ona da sazanlar bozuluyor Ozan. Yani tamam, neyse tamam. Burası tamamdır. Jale Hanım istediği gibi cilveli kalsın burası. Biz devam edelim. Bir dakika. Ben şimdi anlıyorum galiba. Buyurun. Tabii ya. Ozan Bey ben sete girdiğim andan itibaren benimle bir set aşkı yaşayacağını düşündü, tahmin etti. Ama aradığını bulamayınca çirkinleşti, öyle mi? Kusura bakmayın Ozan Bey. Her kuşun eti yenmez. Ozan. Neler duyuyorum. Ozan neler duyuyorum böyle. Ozan. Ya ben... Sakın cevap verme. Neden? Neden? Çünkü gün geçiyor. Set sarkıyor. Daha bir sürü sahne çekeceğiz. Lütfen. Hadi. Ya hocam var ya. Neyse. İyi tamam, hadi çekelim. Evet. Tamam. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Cilveli kalıyor. Kusura bakma. Üç, iki, bir. Oyun. Yakut uyuyorsun, horluyorsun şu an. Ayrılmamız lazım Yakut. Sen dünyanın en güzel kadını olabilirsin ama seninle yapamam. Hayır, buna dayanamam. Bak Yakut, sen dünyanın en güzel kadınısın. Sana her bakan bir kez daha bakıyor. Gel. Dur. Gel. Gel hele. Hayır Yakut, sen. Ne oldu? Bak sana. Dur. Gel seni. Seni ben. Sana herkes sana bakıyor. Herkes seni istiyor. Künde, at! Künde tutu be! Bak, ben bunları bilerek seninle olamam. Gidiyorum. Ozan, dur! Güzel, harika, harika. Şimdi açı değişiyor. Ne yapıyoruz biliyor musunuz? Şimdi Yakut karakteri. Ozan dur diyor, Ozan dönüyor. Koşuyorsun, kucağına atlıyorsun. Beraber dönerler. Ne yaparlar? Koşça kucağa atlayacak şöyle bir hop. Al sen üstüne böyle atlayacak, hop böyle bir döndüreceksin. Hocam ama ben bunu kaldıramam ya. Psikolojik olarak değil yani fiziksel olarak kaldıramam ben bunu. Ozan ben onu halledeceğim. Şu yerden ufacık kaldır ya, tamam. Hocam ufacık kelimesiyle bu kadını aynı cümle içinde kullanamazsın diyorum sana ya. Hayır, iptal edelim bu sahneyi hocam, atalım. Atalım gitsin. Pardon, niye iptal ediyoruz? Ben şişko olduğum için mi? İnanır mısın? Bu sefer evet. Bu sahne çekilecek Ozan. Yoksa seni bitiririm. Ha, bitirir Ozan. Bitirir. 5 milyon takipçisi var. Kız aktif.
Tamam mı? 5 yılda yarattığın kariyerini 5 dakikada alaşağı edebilir. Tamam, çekelim o zaman. Hadi. Hemen çekelim. Sorun değil, ben kaldırırım onu. Bir şey değil. Tamam, hocam, çekiyoruz. Hocam, öptüğünüz yerden alabilir miyim? Ozan'ın buna dayanamam dediği yerden alıyoruz. Hocam. Gel hadi, gel. Gel, gel. Şunlar iyiydi. Onları bir daha görelim. Gel hele, gel. Dur, dur. Gel. Helene. Gel. Seni. Seni. Bana bak. Seni herkes istiyor. Herkes seni beğeniyor. Seninle. Galiba yenileceksin Ozan. Şunu için. Allah. Herkes seni. Herkes seni istiyor, herkes seni beğeniyor. Dönüm, dönüm, dönüm. Bunu bilerek yaşayamam ben. Ah. Gidiyorum. Ozan dur. Allah'ım sana geliyorum. Kestik. Ellerinize sağlık. Gayet güzeldi. Yemek arasıdır. Afiyet olsun. Gitti 40.000 euro gitti, 40.000 euro. Evet, hadi yemek arası olacaksın. Sen de mi nefeslen? İlk yardım ekibini çağırın. Nefes almıyor. Adam ölmüş. Bir dakika ya, benim yüzümden o. Bir dakika, anlamadım yani. Benim yüzümden mi öldü? Evet! Evet! Öyle mi? Demek benim yüzümden oldu, öyle mi? Arkadaşlar merhaba. Şu an bulunduğum sette bu Ozan denen pislik sırf benim şişmanlığımı yüzüme vurmak için bilerek öldü. Şimdi sizden ricam onun ölüsünün dirisine leşlemeniz ve ben bu seti terk ediyorum. Oh. Ya. Ya. Ya adam adam öldü, öldü. Efendim karıcığım, ne? Acil mi? Ha? Evin önünde kuklamı mı yakıyorlar? Yahu ben bir ayrımcılık falan yapmadım. Yemin ederim benim bir suçum. Hayır, bir saniye. Ya ben boşanmak istemiyorum, dur. Kapatma. Ah! Ozan öldü mü? Ha? Kesin öldü mü? Ona göre yeni oyuncu ayarlayacağım ben. Ölmedim. Ölmemiş. Ölmedim. Ölmedim, birkaç organım ezildi ama yaşarım. Çok iyi, çok iyi. Çok iyi. O gitti mi? O gitti mi? Gitti. Bırak, bırak, bırak. Gitti, gitti. Bütün set yemeğini aldı, gitti. Hala linçleniyor muyuz Nazlı Hanım? Çok linçleniyoruz. Çok fena linçleniyoruz. Ben şimdi sosyal medya imajımızı düzeltmeye gidiyorum. Ama olumlu tarafından bakarsan... Sahneyi çektik mi? Çektik. Bunu montajla toparlarız. Hadi bir sonraki sahneyi çekmeye devam edelim. Niye? Set boşa akmasın. Hadi. Doğru. Hadi devam. Siz de haklısınız, tamam. O zaman tamam. Arkadaşlar, şey sahnesinden devam edelim. Bu... Ozan'ın evde tek başına kedisini sevdiği sahneden devam edelim. Kediyi yollayın. Buyurun. Selamun aleyküm. Ben Fikri. Kediyi oynamaya geldim. Birader. Aleyküm selam. Sen kedi değilsin. Ben kendimi kedi olarak tanımlıyorum. Bana ne olacağımı dayatamazsınız. 10 milyon takipçim var, sizi linçletirim. Ha. Hocam. Ozan. Hayır ya. Ozan. Hani Ozan. Şşş. Bu set
bir başka linci daha kaldıramaz. Tamam mı? Ben onu açılarla falan halledeceğim. Evet, fikri Ozan'ın kucağındadır. Ozan kedisini sevmektedir. Buyurun alalım yerimize. 3, 2, 1, oyun! Yao! Öyle değil mi? Bizim önceliklerimiz insan hakları, demokrasi ve özgürlük. Not alıyorum. Yazıyorum. Ne gibi bir yanlışın olabilir Litvanya? Tıpkı bizim gibi sapsarısın. Almanya sarışın sevdana bir frenlesen mi acaba? Kumral da okey bizim için. Zarar görenler bizim gibiyse kabul edilemez. Siyah saçlıysa bir şey yapmışlardır onlar. Dünyada 8 milyar insan yaşıyor. Biz bunların hepsine insan hakları verirsek batarız. Herkes de uygulayamaz demokrasi. Zengin olman lazım, eğitimli olman lazım. Sarışın olman lazım. İki taraf da bizim gibiyse en güçlü silahımızı kullanıyoruz. Nedir? Kınamak. Şimdi bir mekana konuk oluyoruz. Bu mekandaki müşterilerin ruh halleri sık sık değişim gösteriyor. Acaba neden değişim gösteriyor? Onları ne etkiliyor? İzleyip görelim efendim. Buyursunlar. Ne yapıyorsun? İyi, sen ne yapıyorsun? Abi, asıl mesele zaten konjonktür yani. Abi, Freud'un bir lafı var, sen bilirsin. Tabii canım, dil sürüşmesi yoktur. Bilinçaltı vardır der Freud. Aynen abi, aynen. İran sineması diyorum, başka bir şey demiyorum ben. Evet abi, Bahman yani, Bahman ya. Afiyet olsun beyler. Mustafa sen kilo mu verdin ya? Aa evet. Çok güzel oldu. Sağ olasın Aygın. Zaten... Pardon Mesut ya. Doluymuş, affedersin. Hemen yani... öyle aldım. Aa yok yok, tazeleyebilirsin. Bir dakika. Afiyet olsun. Sağ ol. Tamam kardeşim. Aa, Mehtap arıyor. Alo? İyidir, senden ne haber Mehtap? Hiç, oturuyorum öyle. Müdavim olduğum bar var ya, evet. Oradayım. Mumbar bar. Olur, görüşelim. Tamam. Nereye geleyim ben? Sen mi geleceksin? Ha. Geldin, hatta kapıdasın. Tamam, gel o zaman. İçerideyim ben. Ha. Tamam, görüşürüz. Ne yapıyorsun? İyi, sen ne yapıyorsun? Ne yapayım? Hoş geldin. İyi gün olsun. Sürpriz oldu vallahi, otursana. Ya şimdi böyle seni ne zaman arasam sen sürekli buradasın ya. Aha. Ben de merak ettim yani bu müdavimi olduğun yer nasıl bir yer diye. Çünkü sürekli yazıştığım birinin nerelere takıldığını önemsiyorum açıkçası. Nesini seviyorsun sen buranın Mesut bu kadar? Ortam güzel. Diyorsun. Ne yapıyorsun? İyi, sen ne yapıyorsun? Yani ortam öyle
çok güzel gibi de değil aslında. Yemekleri çok iyi. Yani yemekleri inanılmaz. Öyle. Çok değişik yani, dünya mutfağı. Dünya mutfağı mı? Evet. Ay bayılırım. Hemen menüye bakayım ben. Yani burada dondurulmuş patates, soğan halkası, ucuz sosis, tavuk falan var ya. Bu bildiğin normal menü. Ne dünya mutfağı? Benim dünyam biraz küçük. Mesut, haftanın 4 günü buradasın sen. Bunun bir sebebi olmalı. Konuşuyorsun. Abi, konuştum. Ama temel sorunlarımız ya, yok abi. Üstadım. Büyük Ortadoğu projesi konuşuyor. Abi, bak varoluşsal meseleler var içerimde yani. İşte o yüzden psikoloji. Ben de hiç durmadan sorgula, sorgula, sorgula yani. Yani abi, yani dijital yüzünden sinema bitti ben. Sinema dediğim perdedir ya. Ne oluyor be? Hoş geldiniz, ne alırsınız? Teşekkür ederim, ben bir şey istemiyorum. Peki. Mesut, sen kilo mu verdin ya? Ha, evet ya, oldu öyle bir şey. Ne alırsın? Ben aynısını alayım. Tamam. Tamam abi. Ben anladım senin neden sürekli buraya geldiğini. Ortam yüzünden. Hayır, mallıktan. Şimdi buranın garsonları güzel ya ve sürekli sana adına sesleniyorlar. Sen de böyle kendini bir değerli sanıyorsun. Bu güzel garson efekti. Nasıl ya? Güzel garson efekti de neymiş? Abi benim için hayatta en önemli soru ne biliyor musun? Ben kimim abi? Asıl önemli olan içlik ya. Asıl önemli olan ne biliyor musun? Ben birisi olmak zorunda mıyım ben? Kim olmak zorunda? Yani abi, yani işte seyirciyi sinemaya çağıran filmler yok. Tabii canım, biletler falan da pahalı yani bayağı. Oh, süper. Afiyet olsun. Bayağı güzel garson efekti yani. Hepiniz böyle mal mal oturuyorsunuz. Kızlar içeri girince böyle bir hepinize enerji geliyor. Herkes böyle konuşmaya başlıyor. Eğlendiğinizi falan zannediyorsunuz. Ya nasıl? Öyle bir şey olabilir mi Allah aşkına? Keriz miyim ben? Tamam, buranın garsonları güzel olabilir ama ben buraya onlar için gelmiyorum. Hmm. Onların hizmeti iyi diye buraya geliyorum ben. Evet. Ya arkadaşlar, bu tavuk kroket kimin ya? Gördün öyle. Benim galiba. Ben başka bir şey alamam. Olsun olsun. Bu soğan, bu bizim değil ama ben aldım. Soğan halkası. Ha, ya, bu bizim, bu bizim. Çok güzel hizmet. Öyle mi? Tamam. Bu bizim. Yok, hadi tamam. Hayret bir şey be. Haftanın 4 günü garsonlar güzel diye ben buraya geliyor olabilir miyim Allah aşkına? Olabilir miyim ya? Yani bu kadar erkek güzel efekti yüzünden mi burada? Yok artık. Ne diyorsun? Bunlar başka hiçbir yerde yok. Abi başka bir yerde böyle bir şey yemez. Bak dışı kıtır. Çıtır çıtır. Çıtır çıtır. Yani İran mutfağından sonra burası benim için okey. Bence bir numara, bir numara. Arkadaşı gitti galiba. Evet. Yani öyle sevginin falan değildi ha. Arkadaşım da değil. Yani öylesine biriydi, gitti. Buraya şey için geldim. Sana çok özel bir teklifim var. Aa, ciddi misin? Evet, ama sadece sana özel. Evet, tamam, kabul ediyorum. Dur, daha teklifi söylemedin. çok güzel bir beşli meyve kokteylimiz var, şat şeklinde. Hı-hı. Normalde 500 lira ama sana özel 480 TL. Süper. İster misin? Tabii ki, hemen tamam. Gönder gelsin. Getiriyorum, sadece sana özel bak. Aramızda. Evet, size özel kampanyamız geldi. Ya, çok üzüldüm. Sağ ol. Hani bana özel? Hüseyin. Sen biraz kilo mu verdin? Hadi ya. Ya oldu bir şeyler öyle. Değil mi? Ben belli oluyor. Sağ ol. Mehtap haklı mı acaba ya? Hepimizi mi seviyor bunlar? Evet, afiyet olsun bakalım. İnşallah seversin. Bu da müessesemizden sana özel popcorn. Aa, çok İkram. Teşekkürler Burcu. Sağ ol. Yok ya, beni seviyorlar. Sevmeseler popcorn verirler mi? Burcu. Akşam kaçta çıkıyorsun? 12'de. Peki çıkınca eve neyle gidiyorsun? Metrobüsle. Peki. Peki Burcu, ben bir şey soracağım. Evet. İşten çıkınca
Sigortanızı şey gönüllü 4B'den mi yatırıyorsunuz yoksa 4C'den mi sigortanızı? Ya niye sordun ki? Ben de şey yaptım, düşündüm ya. Garson olmayı düşünüyorum. Ha. İstediğim bir meslek yani. Tamam. Peki şey öyle hafta sonu... İzin yapılıyor mu hafta sonu garsonluk lazım? Ya hafta sonları çok yoğun. İzin falan yapamıyorsun öyle. Anladım, tamam. Ha? Oldu. Başka sorumuz yok değil mi Fikri? Yok. Tamam. Aa, Burcu bak kimler geldi? Ne haber? Burcu ne haber? Hoş geldin ya. Hoş buldum. Çiçeğim senin mekan burası ha. Ay evet sonunda nihayet gelebildin. Ya canım senin olduğun yerde ben olmaz mıyım? Ya değil mi? Hadi elin 5 dakika bir ara verelim muhabbet edelim. Aa. Evet hadi. Neden bugün geçen gün oradım açmadın? Ya o kadar yoğunluk bilmiyor musun gerçekten? Arkadaşlar bir şey diyeyim de bu bardak pis yalnız ha. Ya şunun hakkı plastik gibi ya. Böyle bir şey olmaz. Daha para veriyoruz. Abi yağlı yağlı. Yağlı her şey yağlı. Abi resmen bozdu burası. Bozdu yani. Ya ben gidiyorum. Böyle mekan bol. Hayret. Tamam. Ben zaten sevmiyorum burayı. Hadi ya. Hadi teyzemlere çok selam söyle kuzen. Tamam kuzen sen de selam söyle teyzeme. Dayıcığıma da selam söyle. Söyleyelim kız. Görüşürüz. Bay bay. Hadi bay bay canım. Ben biraz daha otururum ya. Trafik var ya. Aynen ya. Gidelim biraz trafik bir dağılsın. Bu saatte takside bulamayız zaten. Aynen. Hüseyin, oturalım biraz daha. Yarın hafta sonu nasıl olsa ha? Ya perşembe ama bence de oturalım. Mehtap haklıymış ya. Beyler, ha? Yahu kendinize gelin. Hiçbirimiz burada özel falan değiliz. Hepimiz sıradan insanlarız ya. Onlar için biz birer müşteriyiz abicim. Onlar için biz sadece rakamları olan birer masayız. Uyanın artık. Ne diyorsun sen ya? Ulan şimdi birbirinizi yemeyin. Biz buraya hepimiz güzel garsonlar yüzünden geliyoruz. Hepimiz onlarla bir şey yaşama ihtimali yüzünden buradayız haftanın 4 günü. Ya kendi adına konuş kardeşim. Ben vallahi ortamı seviyorum, beğeniyorum. Yemekler güzel, müzik güzel, ortam pırıl pırıl bence yani. Biraz önce bardak pis diyordun. Kardeşim belli ki kireç lekesi yani. Makinenin tuzu bitmiştir. Oluyor ya öyle. Hep olur. Beyler boşu boşuna burada para harcıyoruz. Arkadaşlar adam doğru söylüyor ya. Ben maaşımın yarısını aylardır buraya veriyorum. Lan benim balkonum bundan daha güzel. Ya kızlar size yüz vermedi diye gelip burada mekanı kötülemeyin ya. Ayıp değil mi? Kızlar sana yüz verdi mi kardeşim? Vermedi. O zaman matematiksel olarak benim hala şansım var. Oturuyoruz bir bak. Lan yok yok. Arkadaşlar bakın bir durum olup olmayacağını söyleyin. Benim elimde kaldı kartım. Ona göre hesabı ödeyeceğim, gideceğim buradan. Tamam, soralım. Ne? Evet. Nasıl? Burcu, Çiçek. Oh, öyle oluyor mu ya? Bir dakika, gelir misiniz? Peki ya. Buyurun. Ne oluyor? Ya kusura bakmazsanız size bir şey soracağım. Tabii. Çok masum bir yerden ama, tamam mı? Buradaki herhangi biriyle bir ilişki yaşar mısınız? Yok. Olamaz. prensip olarak biz çalıştığımız mekandaki müşterilerimizle dışarıda görüşmüyoruz zaten. Müşteri olmasak? İçeride görürsek? Yok, yok. Beyler, pardon. Ben? Yok, yine olmaz. Ben tam görünmedim de. Net olarak net olmaz. Evet. Benim bir şansım olmaz mı? Mümkün değil, yok. Yok, yani olamaz. Hayatta olmaz. Evet. Şu... Ya siz bizim tipimiz değilsiniz. Aynen. Yalnız hani hiç olmuyorsa değil mi bu? Hani olmuyor mu? Hiç öyle bir ihtimal de yoksa o. Ben hesap isterim arkadaş. Ben de zaten bu hesap isterim. Kartla ödeyeceğim ben. Kartla ödeyeceğim ben. Lütfen hesap ödeyeceğim. Ben kartla. Merhaba. Ben bugün burada garson olarak işe başlıyorum da müdüriyet nerede acaba? Şurada. Ne kadar tatlısınız. Teşekkür ederim. O zaman görüşürüz birazdan. Görüşürüz. Görüşürüz.
daha otururum. Aynen. Nasıl diyelim ya? Allah. Mısır mı bu ya? Ne var? Yurt dışında ya da yurt dışı seyahatine çıkarken veya yurt dışında seyahatte başına değişik bir şey gelen var mı? Şu arkada bir beyefendi var. İsim ne efendim? Muhammed. Muhammed Bey, evet. Benim şöyle bir olay oldu bu arada. Eşimle beraber Almanya'dan geliyoruz. Ben bu arada daha yeni gittim. Hani geleli 9 ay oldu. Ben gittiğim zaman normalde ben kemer takmıyorum. Biraz da kilodan dolayı rahatsız ediyor. Soldaki kemere takmadım. O sırada kemer de bozukmuş. Ben de araba bu arada 3 koltuk. En sağdaki kemeri en sola doğru uzattım. Yola öyle çıktım. Pardon Muhammed Bey, nerede oturuyorsunuz arabada tam? Şöyle... Şoför koltuğundayım. Kemeri normalde takmıyorum, arkadan takıyorum. Ha, pardon. Kemeri takıp üstüne oturuyorsunuz. Evet. O sesi sadece duymamak için. Ya ama bir şey diyeceğim. Bir dakika, bir dakika. Bu bizim muhteşem geleneğimizi Almanya'da yaşattığın için teşekkür ederim. Tabii. Ya, evet. Çünkü biliyorsun Alman mühendisler insanı gıcık etmek için o sesi tabii, koyuyorlar. Tabii ya. Yoksa... Olayını bulmuştuk biz. Tabii, evet. Güvenlikle ilgili bir şey değil. Yok, evet. Devamında daha çok belki gurur duyabilirsin. Evet. Ben de o sıra otomanda gidiyorum. Polis geçiyor. Bu arada benim Almancam da yok. Maşallah. Polis işte yukarıda Almanca, hani beni takip et. Ben seni artık gördüm. Ben de bilmiyorum tabii. Yoluma devam ediyorum. O sıra polis de ondan kaçıyorum sandı. Sapağa saptım ben. Ondan sonra sinyalini açtı, geri geldi, otomanda beni kovalamaya başladı. Bayağı bir şekilde. Ben tabii anladım. Dedim ki kesin bir şey var, yavaşladım. O sıra üç şeritli otomanda direkt polis geldi, önüme kırdı. Tabii bende dil yok, bir şey yok. Adam indi, tabii ben eşimi aradım Almanca bildiği için. Polis de diyor ki hani sanırım öyle anlattı. Hani her şeyi anladım diyor da kemeri en sağdan en sola takan ilk defa görmüş sanırım. Ama hani bizim için bu normal. Ondan sonra ceza yazacağım deyince ben de alışkanlık. Cüzdanlar çıkarıp hemen para verdim. Bak her anlattığın şeyde gururlanı yok ya. Vallahi ya. Almanya'daki gururumuzsun ya. Ya böyle böyle yayacağız işte. Yok, rüşvet değil tabii ki de. Hani ceza deyince beni uğraştırma, al parayı işte. Bir daha uğraşmayayım. Meğerse o parayı görünce herhalde yanlış anladı. Ondan sonra hani şey, orada kredi kartıyla ödüyormuş. Allah'tan eşim konuştu. Ondan sonra cezayı ödedik. O şekil atlattım o işi. Sonra yanlışlıkla bıçak setini çıkardım. Bıçak çekti zannetti falan. Hikayen hep böyle gidiyor ya. Peki ondan sonra oranın düzenine alışmaya başladınız mı? Hiç. Tövbe. Ya beni anlıyor işte. Ben biliyorum ya. Canım benim. Peki efendim. Sağ olun. Yine bir seyircimizin daha mikrofonu aldığına pişman ettik. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ben bir gideyim. Tamam canım, haydi bakalım. Tamam, çok bekletme kendini. Efendim, çok önemli bir toplantıya gideceğiz şimdi. Bir takım devlet büyükleri bir araya gelmiş. Çok önemli bir toplantı yapıyorlar. Bakalım gündem ne, toplantının konusu ne? Hangi devletler bir araya gelmiş, neyi konuşacaklar? Buna şahit olacağız. Buyursunlar. Evet, lütfen ya. Gel bakalım. Şöyle geç. Yeni dönem başkanlığın tekrardan hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim İngiltere. Gerçekten aşırı heyecanlıyım yani. Sonuçta tüm Avrupa'yı temsil edeceğim. Seni küçük bebek. Hiç telaşlanma. Hiç telaşlanma. Bir iki noktanın altını çizeceğiz, o kadar. Sonuçta basın mensuplarının karşısına çıkacaksın. Tabii. Hazırlıklı olman lazım. Sonuçta bir yanlışın olmaz. Asla, asla. Ne gibi bir yanlışın olabilir Litvanya? Biz ülkemizde bizim gibi olmayanlardan neler görüyoruz? Hatta geçen gün bir adam gördük. Adam en sağdan emniyet kemerini almış, en sola takmış. Hayır, bizim polisine para teklif etmiş adam. Ne olmuş adama? Adamı sınır dışı ettik, eşi duruyor. Yani asla telaşlanma. Sonuçta Litvanya tıpkı bizim gibi son derece sapsarısı. Sapsarıyı tam anlayamadım onu Almanya. Sarışınlık demek istiyorsun. Evet, sarışınsın. Ne var? Ah, bu Almanya hep böyle. Sen onu boş ver. O biraz sarışınlığa takık biri. Hiç bunları kafana takma. Şimdi biz Batıyız, öyle değil mi? Evet Fransa. Evet, bizim önceliklerimiz nelerdir?
İnsan hakları, demokrasi ve özgürlük. Tamam, not alıyorum. İnsan hakları. Yazıyor. Yazıyor. Demokrasi. Not demokrasi. Alıyorum. Ve özgürlük. Ya bu benim ilk dönemim gibi. Hayır. Kesinlikle öyle. Ne yazıyorsun? Şaka lan, şaka. İnsan hakları demişken dünyada 8 milyar insan yaşıyor. Biz bunların hepsine insan hakları verirsek batarız. Sonuçta biz çıkarımızı koruyoruz tatlım. Yani demokrasi dediğin işin artistliği. Üstelik öyle herkes de uygulayamaz demokrasi. Zengin olman lazım, eğitimli olman lazım. Sarışın olman lazım. Ama yok, şu sarışın sevdanı bir frenlesem mi acaba? Ne konuştuk? Kumral da okey bizim için. Ya. İnsan hakları falan önemli değilse ben neye göre tavır alacağım peki? Güzel. Bak şimdi güzel. Sana şöyle bir örnekle açıklayayım. Diyelim ki bir yerde bir savaş çıktı. Ve sivil bir hedef bombalandı. Ne yaparsın? Tepki gösteririz. Sivil hedef sonuçta. Hayır. Öyle bir şey yok. O kadar kolay değil. Birincisi, zarar görenler bizim gibi ise o zaman bu, yani sivillerin bombalanması kabul edilemez. Barbarlık. Hı-hı. Resmen barbarlık. Yani düşünebiliyor musun? Bir sarışın başka bir sarışına zarar ver. Aman Allah, düşündükçe aklım almıyor yani. Ama zarar görenler kavruksa, ne bileyim böyle yani böyle şeyse, siyah saçlıysa, anlıyor musun? Boşuna vurmamışlardır ya, bir şey yapmışlardır onlar. Ya mutlaka yani ha. Hı-hı. Hele vuran bize benziyorsa kesin. Kesin ama kesin ama kesin bir şey yapmışlardır. Yoksa durduk yere niye vurursun? Yani. Ama benim kafam karıştı şimdi. Siviller hep masum değil midir? Bak şimdi sana şöyle anlatacağım. Şu karteleye bak. Bak görüyorsun değil mi? Şurada gördüğünüz koyu renkler. Eğer taş atarsa düzeni bozuyor. Ama şu açık renkler füze atıyorsa kendini koruyor. Ya da... Sevgili Litvanya, ya kendini koruyordur ya da demokrasiyi getiriyor. Ha, doğru söylediniz. Ya. Yani şu açık olanlar, yani bizim gibi olanlar füze atıyorsa ya demokrasiyi getiriyordur ya kendini koruyordur. Biliyor musun? Bazen ikisi birden olabiliyor. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Batılı olmak müthiş bir şey ya. Kartele ya. İşine yarayacak. Çok güzel, tamam. Peki iki taraf da bizim gibiyse? Güzel soru. Bu uzun zamandır olmuyordu ama ara ara oluyor. Yani bir sarışın başka bir sarışını vursun. İnanın aklım almıyor. Gerçekten çok korkunç bir şey. Evet. İşte o zaman en güçlü silahımızı kullanıyoruz. Nedir? Kınamak. Kınamak mı? Hı hı. Diyelim ki çok acı bir olay oldu. İki taraf da bizim gibi değil mi? Hemen kınıyoruz. Diyelim ki olay büyüdü. Katlanamaz bir hal aldı. O zaman ne yapıyoruz? Müdahale. Şiddetle kınıyoruz. Ama Litvanya, sen sert bir dille de uyarabilirsin. Yani o anki moduna göre davran. Sert bir dille uyar. Tamamdır. Peki iki taraf da bizden değilse? O zaman boş ver ya. Yani biz mi kurtaracağız dünyayı? Şunu unutma. Batılılar dışında dünyada iki farklı insan tipi var. Ve biz ikisinden de uzak dururuz. Gerçeği vuranlardan biriyle çıkar ilişkisi varsa... gerekeni yapacaksın. Kınayacak mıyım? Aferin, kaptın bu işi. Bravo. Amerika abim, hoş geldin. Amerika. Merhaba çocuklar, merhaba. Abi, abi Amerikan abim, iyi misin? Amerika. Utanmıyor orada. İyiyim. İyiyim çocuklar, iyiyim. Benim buraya gelme sebebim, bakın size şey söyleyeceğim.
Size... size şey söyleyeceğim. Bu adam kafası iyice gitmiş ya. Ne söyleyecektim ben ya? Ha! Kentakili vatandaşlarım. Biz burada süspansiyon konusundaki taleplerinizi ciddiye alıyoruz. Hepinize teşekkür ederim. Yok artık. Bizim güvenliğimiz de resmen buna emanet ha. Eyvah. Abim bir çay içseydik. Çay mı? Çay. Bak benim annem çocukken hep bize çay yapardı. Anne! Anne! Çaya hazırım anne. Hemen elimi yıkayıp geliyorum. Gel buraya, gel ya. Bu adama bir sahip çıkın, gizli servis. Ya FBI, CIA, Pentagon. Yahu dedeye bir sahip çıkın. Sahip çıkın. Amerika iyi mi? İyi. Yani bize iyi. Kavruklar düşünsün. İki gaz veriyoruz. Şöyle kralsın, böyle özgür dünyanın liderisin falan diye. Şöyle büyüksün falan. Şöyle büyüksün diye bizi koruyor. Sonra bizim dışımızdaki bütün ülkelerinde anasını ağlatıyor. Ya onlar da sarışın olsaymış canım. Ya. Hiç kendilerini vermiyorlar ki ben de onu anlamıyorum. Neyse konumuza dönelim bak. Kınamak her zaman işe yaramayabilir. O zaman ne yapacağız? Ne yapacağım o zaman? Çarpıtacağız. Evet. Diyelim ki sivil hedefler vuruluyor diye senin üstüne geliyorlar. Onlar sivil değil, canlı kalkan diyeceksin. O zaman ne olacak? Hop, algı değişti. Anlıyor musun? Şişt, sivil sen sivilliğini bileceksin canım. Öyle hemen de canlı kalkan falan olma. Yani aynen. Diyelim ki üstüne geldiler siviller dediler sana. O zaman ne yapacaksın? Siz teröristsiniz diyeceksin. Her zaman işe yarar. Şişt, unutma. Bizim gibi olmayan herkes ya teröristtir ya da demokrasi düşmanı. Ya en kötü bir iki tane yardım tırı gönderirsin. Dostlar alışverişte görür yani. Hı. Yardım tırı? Ya işte yardım tırı öyle. Tamam. Başka bir şey var mı? Var. Göçmen. Bak yine tadımız kaçtı. Tadımız kaçtı yani. Kaçtı. Ama hemen değil mi? Ya ne tadın kaçması? Bir dur. Ama yani bir insan sarışın olamıyorsa en azından bir mavi gözlü olur canım. Almanya durumu biliyorsun. Ne durumu? Litvanya. Bizim nüfusumuz yaşlı. Evet. Dışarıdan destek almamız lazım. Hı hı. Ne yapıyoruz? Savaş çıkan yerlerden insanları, göçmenleri topluyoruz. Ama dikkat etmen lazım. Göçmenlerin kalifiye olanını alacaksın. Doktordur, mühendistir. Ha. Kucaklıyormuş gibi gözüküp iyilerini seçiyoruz. Bu. Anladım. Sanırım hazırım ya. Yani genel tavrı anladım gibi. Hayır be, bir dakika. Ben şimdi çok merak ettim. Neymiş bizim genel tavrımız? İkiyüzlülük. Bravo! Harika, harika. Peki biz neden ikiyüzlüyüz? Çünkü paramız var. Evet, toplantı vakti yaklaştı. Aynen öyle. Biz sana güveniyoruz ve arkandayız, tamam mı? Hadi. Tamam. Unutma, notlarına da bak ara sıra. Tamam. Hadi Litvanya. Hadi bakalım. Hadi bakalım, bol şans. Gördük ne? Değerli basın mensupları hoş geldiniz. Haftalık değerlendirme raporlarımız için burada toplandık. Başlamadan önce Avrupa'nın her zaman demokrasi, insan hakları ve özgürlükten yana olduğunu bildirmek isterim. Evet, soruları alayım ben. Efendim biliyorsunuz halihazırda devam etmekte olan savaş sırasında bir pazar yeri vuruldu ve maalesef birçok sivil zarar gördü. Bu konudaki değerlendirmeniz ne olacak? Değerlendirmeden önce ben bir soru sormak istiyorum acaba. Tabii. Bu vurulanların fotoğrafı var mı acaba? Fotoğrafı mı? Hı, evet. Yani efendim olay yerinden şu şekilde bir video var elimizde ama. Bakayım ben şöyle bir açayım. Çok pardon. Bunlar bronz gibi. Ne diyeceğim ben? Bronz bu. Bakayım, şey yap. Vuranları sor. Vuranları sor sen. Hı.
Şöyle yapalım, vuranların fotoğrafı var mı? Vuranların, vuran kişilerin. Şöyle bir görüntü var elinizde. Pardon. Nedir ya? Pardon. Bunlar da fındık burunlu da siyah, saçları siyah. Kına gitsin, kınıyorum. Bu gitsin. Şöyle, yaşananları kınıyoruz. Efendim, sadece kınıyor musunuz? Olur mu canım? Şiddetle kınıyoruz. Efendim, son yaşanan olaylardan sonra olası göç dalgası için neler söylemek istersiniz? Göç edenleri, göç eden doktorları alacağız. Doktorları mı sadece? Olur mu canım? Mühendisleri de alacağız. Doktorlarla mühendisleri de alacağız. Hepsini alacağız. Efendim, savaştan kaçanların diplomalarına bakmak ne kadar doğru sizce? Sen terörist misin? Bir saniye, sen terörist gibisin. Ya da demokrasi düşmanı bu. Belli. Yardım tırları geldi oraya. Kocaman yardım tırları geldi. Koca koca yardım tırları görmediniz mi? Füze atıldı. Füze atıldı da niye atıldı acaba? Füze atanı değil, attıranı bir düşün. Attıranı bir sorun yani. Kendinize gelin bak. Sırayla kendinize gelin. Tamam mı? Ondan sonra Avrupa bizi sömürüyor, Avrupa bizi sömürüyor. Sömürür tabii. Hayret bir şey. Kınıyorum. Şiddetle kınıyorum. Var mı kınamak isteyen? Sırayla hadi. Son kınamalar bunlar. Hadi kınayalım. Kınayı getir aney. Kınayı getir aney. Kınayı getir. Adam çelişkiden kafayı yedi. Tamam, tamam Litvanya, ya. Tamam Litvanya. Ya. Aney. Tamam Litvanya. Tamam, güzel. Aney, aney. Sevgili basın mensupları, Litvanya biraz yorgun. Mazur görün lütfen. Bugünkü toplantımız burada sona erdi. Hoşça kalın, demokrasiyle kalın. Kınayı getir. Dünyayı anlamak belki zor bir mesele. Ama hayat geçiyor şöyle. Şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele.